Suat Aslan bu haklı olarak telefonunu kapatmış durumda şu anda. Dış dünyayla iletişime kesilmiş durumda. Onun adına da çok üzüldüm. Belli ki bir günah kesti daha seçilmiş. Benim bulunduğum noktadan vicdanın ve aklın bittiği noktadır burası. Ve bu kararın rezil bir karar olduğuna inanıyorum. İddia ediyorum, Türk hakemliği tarihinde böyle bir dönem yaşamadı. Bülent Yıldırım. Devam edin, buyurun. Niye efendim? Niye? Hakemin arkasında duran bir merkez hakem kuruluyor. Her kötü maç yöneten hakemin sözleşmesi mi kesildi? Madem böyle bir şey var, bir maç ekip olarak yönetiliyor. Suat Aslanboğa, günah keşti Suat Aslanboğa dışında. O zaman diğer ekip nerede? Ben bunu sorarım. İki, dünyada başka böyle bir örnek var mıdır? Yok, olamaz. Türkiye tarihinde de yok, dünya tarihinde de yok. Çünkü bu tip değerlendirmeler klasik olarak sezon sonunda yapılır ve genel bir değerlendirme yapılır. Bir müsabaka performansıyla hakemlik sözleşmesi iptal edilen dünyada başka bir örnek yok. Özetle söylersek, yazdan beri hakemlik kurumu tamamen şamar olanı haline çevrilmiştir. Bu işin sonunu alamayacaklar. Ben eminim. MHK'yi derhal istifaya çağırıyorum. Merkez Hakem Kurulu derhal istifa etmelidir. Neden? Ben bu resme baktığımda Merkez Hakem Kurulu'nu kimin veya kimlerin yönettiği konusunda emin olamıyorum bir. İkincisi, ortada amaç, vizyon, misyon nedir? Bu belli değil. Gerçekten merak konusu. Burada bir güç savaşı mı var? Başka bir şey mi var? Yani özetle günün sonunda bütün baskı hakemlerin üzerine bu şekilde bırakılmıştır. Kesinlikle çok rezil bir karardır. Merkez Hakem Kurulu'nu ben eski bir hakem olarak derhal istifaya çağırıyorum. Hocam, tarihte böyle bir şey hiç olmadı değil mi? Yani sezon başında hele bu kadar erken bir hakemin sözleşmesini feshedildiği ben hatırlamıyorum, herhalde yok değil mi? Senin hatırladığın İddia da. İddia ediyorum dünyada yok. Tekrar altını çiziyorum. Konusu suç unsurunu oluşturan bir fiil olur, başka bir şey olur. O zaman her türlü ceza yaptırımla beraber bu tarz uygulamalara gidebilirsiniz. Ancak saha içinde yaşanan kötü bir maç performansından dolayı böyle bir karar ben dünyada kesinlikle ne duyduğum, ne okudum, ne de yaşanmamıştır iddia ediyorum. Bülent Yıldırım, son bir sorum olacak. Bu karar bundan sonrası için de aslında benzer emsaller teşkil edebilir. Sizce sonraki maçlar için hakemler bu duruma tepki gösterirler mi? Şimdi tabii merak ediyorum. Sözüm ona bir hakem derneği var. Bu konuya nasıl karşılayacaklar? Onu merak ediyorum. İkincisi, aktif hakem arkadaşlar bu olayı nasıl değerlendirirler? Nasıl bir tepkide bulunabilirler? Veya bir oluşum düşünürler mi? Bunu merak ediyorum. Ancak günün sonunda hakemlik kurumu tamamen ayaklar altına alınmıştır. Hakemler şamar olan haline getirilmiştir. Bu sistem bu şekilde yürümez. Bu lig gerçekten nasıl biter ben çok merak ediyorum.